İşte geleceğin turizmde Allah'ın verdiği bütün güzellikleri yatırım yapacak yer burası. Mudurnu bizim Bolu'nun bu husustaki tek bölgesi, en güzel yerlerden bir tanesi. Buradaki ne diyelim, sağlık termal turizmi, İnanç. inanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, bunların hepsi var. Sadece kıyı turizmi yok. Onun için ama bunu benimseyen insanlar da yurdumuzda çok. Bu insanlar şu anda Sarot örneği. Sarot'un bugün doluluk oranı %100'se demek ki bu bir başlangıç. Bu firmanın buraya yapacağı yatırımlarda bunun desteklemesi lazım. Bunun buraya katkısı çok olacaktır. Ben buna inanıyorum. Onun için bir an önce o Olabilir ama yatırımın Allah'tan da yaptırılması faydalanabilir. Mudurnu'nun her geçen gün uzayan zamanının kısalmasını sağlayacaktır. Ve bundan da bu durumlar elbette çok etkilenecek, mutlu olacaklardır. İnsanların mutluluğu çok önemli. Çünkü yatırımcılar öyle her zaman bulunmuyor. Zor getiriyorsun. Böyle bir yatırımcı da buraya gelmişse, burayı tespit etmişse onun önünü açmak lazım. Ona yardımcı olmak lazım. Biz de Hepimiz. Bol'dan onlara yardımcı olacağız. İnşallah. Abantamız var, Teşekkür ederiz. göynüğümüz var, Abant Sülüklü var. gölümüz Evet. var. Çünet Gölü, Abant, Göynük. Ama ben buraları gördükten sonra burası farklı bir yer. Yani Taşkesti, Sarot, Göynük, Mudurnu çok farklı bir yer. Buradan daha Başka? güzel. Buradan Evet. daha güzel görünüyor. Sanayicilere sözünüz var mı? Doğa ve çevre birinci konusunda. Bizim tabii birinci öncelikli sektörümüz tavukçuluk ama fazla yoğun üretimler çevreyi kirletiyor. Orman ürünlerimiz çevreyi kirletiyor. Diğer sanayi kuruluşlarımız, yani küçük bir atölye bile çevreyi kirletiyor. Bu nasıl önüne geçilecek? Bence bunların Bu güzellikler, evet. turizm, her Evet. şey olacak ama önce çevre Evet. konusunda sizden bilgi alabilir miyiz? Öncelikle aslında şu anda turizmi konuşmadığımız dönemlerde buranın ekonomideki en önemli gelişmiş olan şey kalıntı sektörü. Kalıntı sektörü, evet, bugüne kadar gelmiş gelişmiş. Bu sektörün doğaya zarar vermeyecek hale sokulması, Bolu'da olduğu gibi. Bolu'da olduğu gibi burada da o bölgelerin ziyan edilmemesi gerekiyor. Bunun tedbiri alması gerekiyor. Çünkü bu yapılan işlerin sonradan kaldırılması zordur. Veyahut da yatırımcının onu gördükten sonra oraya yatırım yapması da zordur turizm olarak. Burada Allah güzellikler vermiş. Böyle bir güzel olan yerin güzel tutulması lazım. Temiz tutulması lazım. Çevresi göze kötü görünen bir şey bırakılmaması lazım. Ve burada kentsel değişim çok önemli. Burada ayrıca bu yatırımın bölgesine kesinlikle ona uygun şekilde yerleşim bölgeleri dizayn edilmesi lazım. Yollar ona göre dizayn edilmesi lazım. O bölgeye geri gidecek arabalarla ilgili yolların üzerine yüzünü dönecek şekilde bir yapı olması lazım. Neden? Oradan geçen vasıtanın oraya gitmeden önce de oradan bir şey alması, bir alışveriş yapması düşünülmesi lazım. Evet. Yani yapılacak bu tip şeylerin misafirler için uygun olan alışveriş yerlerinin o şekilde yapılması lazım. Aralardaki şeyler zaten şu anda kalabalık ve girilecek gibi değil. Trafiği falan zor olur. Yeniden düşünülmesi, yeniden projelendirmesi lazım. Evet. Ayrıca dediğiniz gibi bu meslek gruplarının da mesleki yerler şehre zarar vermeyecek şekilde halledilmesi lazım. En azından projesi yapılıp projesinin tatbikatı zaman alabilir ama yapılsın proje. Nasıl yapılsın? Sanayi bölgesi tespit edilsin, turizm bölgesi tespit edilsin, insanların yerleşim bölgeleri tespit edilsin. Buna göre yapılırsa bu durumu, bence o 5 yıl 10 yıl içindeki o gelecek durumu daha önce gelir. Buraya daha çok insan ziyaret eder. İkinci bir Bodrum olmaması lazım. Çünkü bir taraftan turizm diyoruz ama bugün Bodrum yaşanır olmaktan çıktı. Evet. Hem kirlilik hem yoğunluk yönünden. Mudurnu da bir marka ilçe. Mudurnu'nun bir bodrumlaşmaması için bu söylediğiniz şeylere çok dikkat etmemiz Evet. lazım. Yani Bir de bu turizmle ilgili gelişme olacağına göre 5 yılda bu Mudurnu'daki turizmle ilgili sanayinin yerinin tespit edilmesi lazım. Çünkü buraya bir potansiyel gelecek. Bu potansiyel devamlı buraya, çünkü devre mülk termal turizminde farklı. 12 ay çalışıyor. Yani deniz kıyısındaki çalışma 6 ay, 7 ay. Ama burası farklı. Burası 12 ay ve devamlı gelen misafirlerle
dolu taşacağı için bu düşünülmeli. Bugün bak bir örnek var. Sadece Sarat bakın. Sarat'ın şu andaki konumu bile şu anda o insanları bu yatırıma teşvik ettiğine göre evet. Demek ki bu tuttu. Bu tuttuğuna göre Mudurnu bundan sonra bunun ekmeğinde kaymağında halk değmedi. Ama halkın da gelenlere Mudurnu'yu güzel gösterecek, kötü göstermeyecek her türlü tedbirler alınmalı. Bence kendileri kazanırlar. Diyelim ki sanayi bölgeleri tespit edildi. Bugün o tip bölgelerde belirli şeylerle TOKİ'ye bile yaptırabiliyorsun şeyleri, sanayi bölgeleri. Hijyenik, günün koşullarına uygun, insanların sağlıklı çalışabileceği ortamlar yapılarak bu işler yapılırsa kazancın hem bereketi hem de şeyi olur, motivasyonu olur. Evet. Yani insan sağlıklı bir şekilde çalışır. Evet. Ama bazı yerlere bakıyorsun, çok sağlıksız çalışma ortamları var. Bu ortamları yerine bunlara dönüşmemiz lazım. O da bir proje meselesidir. Burada işte Mudurnu'nun belli ileri gelenleri, belediye başkanı olsun, evet. Ondan sonra ilgilenen meclis üyeleri olsun. Bunlar burada, bunları bugünden planlamalılar. Siyaset yapmadan. Çünkü başarmanın şeyi tek yardımlaşmaklığı, ortaklık anlayışıdır. Birlik beraberliktir. Birlik beraberlik. Seçim zamandır. Evet. Ama seçimden sonra ne yapacağız? Hep siyaset mi yapacağız? Evet. Hayır, seçimden sonra Mudurnu'yu kalkındıracağız. İnşallah. Hep beraber. Bu olursa güç şey gelir. Onun için hep beraber burayı güzelleştirmenin bence o insanlara da mutluluk getirir. Neden? Tarihe geçerler. Evet. Yani Mudurnu ne zaman güzelleşti? Şu dönem güzelleşti. Tamam mı? Gelin kar buldum. Şu anda belki de tarihten kalan bir miras. Evet. Yani şu anda buradaki turizm şey bazı uygun konaklar var, şeyler var. Ama bunların bu tip yatırımlarla da desteklenmesiyle çok farklı yerler de olabilir ulaşımlık olabilir. Çünkü neden? Nüfusumuz artıyor. İstanbul buraya yakın. Çok büyük nüfusa sahip. Sonra komşularımız da bazen buraya uygun yaşantı ve görüş insanları var. Herkes denizi sevmiyor. Onun için bunu değerlendirmek lazım. Oda olarak neler görüyorsunuz yani bu durumlara şimdi konu olarak lazım? Bizim sadece buralarda bizim biliyorsunuz biz yatırımcı ile ilgili yatırımcının daha huzurlu, daha iyi çalışması için gerekli şeylerde yardımcı oluyoruz. İlgili olan mercilerde, onun diyaloglarında, o yatırımcılarla ilgili işlerde her zaman yanında olduğumuzu ve yatırımcının çok önemli olduğunu, onun için anlatarak yatırımcılara daha böyle inançlı. Yatırımcı şöyle olmamalı, yatırım yaparken küstürülmemeli. Yani şöyle, ya ne biçimmiş, niye geldim ben buraya dememeli. Evet. Çünkü yatırımcı buraya bence buranın insanına faydalı olmak için, bir eser yapmak için geliyor. Bunu görmek lazım. Yatırımcı para kazanıyor diye düşündüğümüz zaman olmaz bu. Haliyle bugün iş adamları önce serveti vardır. Ama bunun için yapar, hep yatırımla yapar. Yatırımdan netice kim alır? O bölge alır. O bölge alacağı için de burada bir ticaret odası olarak bunların eğitimleriyle ilgili, bunlarla ilgili her türlü şeylerde biz şeyde olmamız lazım. Yani çok konuşmamız bile faydalı. Evet. Yani şu anda bak şu konuşmamız, şu sohbetimiz. Evet. Mesela bizim oradaki onların isteklerini duymamız, onların işte bazı tenkitler olabilir. Bunlarla hoşgörülü olmak lazım. Bunlarla hemen kinlenmemek lazım. Bunlarla ilgili kızmamak lazım. Çünkü bu insanlar hassas insanlar. Evet. Herkes kendi ülkesine dışarıdan yatırımcı getirmek için neler yapıyor? Ucuz yerler veriyor, bir sürü avantajlar sağlıyor. Evet. Ama bunları biz, güzelliğimiz olduğu için bunları biraz biz daha sağlamıyoruz yani. Sonra buraya önemli, çok yatırımcı da gelmiyor. Evet, gelmiyor. Başkanım, kendini diyorsunuz ki Mudurnu 5 yıl içinde farklı bir derecede değişecek. Ben buna inanıyorum. Evet. Ama başkanım, bunu bakın, buraya gelenler bunu yapar. Ama Mudurnu yapmazsa Mudurnu istifade edemez. O zaman buraya tesisler gene gelecek. Buraya büyük yatırımlar yapılacak. Tamam mı? Bakın. Burası sağlık, termal, turizmimizin cennet başkenti olacak. İnşallah. Evet. Bir de başkan bu hızlı tren istasyonu, güzergah Mudurnu Nallıhan Göynük'ten geçiyor. Bu konuda Göynük'te Taşkest'ten geçiyor. Mudurnu'da durak yaptırma veya en yakın noktada. Ya onlar o günlerde zaten görüşüdür. Onlar zaten beraber. Abi şimdi onlar kimin görevi? Onlar parlamenterden görevi.
O kesin yapılması gerekiyor. İşte bu bir lobi çalışması. Bunları o proje yapılıyor ya. Evet. O proje yapılan projelerin incelenip onlarla da şimdiden parlamenterlerin evet. girmesi lazım. Evet. Yani bunlar ne biliyor musunuz kardeşim? Herkesin bir görevi var deniyor ya. Evet. Herkesin görevi gidip birisine iş bulmak değil. O bölgeye önemli işleri yaptırmak. Onları i̇şte, takip etmek, kanunları çıkarttırmak, 5 yıllık plan sokturmak, tamam mı? 10 yıllık planlara yaptırmak, bunları görevlileri onlar. Ama bunları da halka anlatarak yapmak. Tabii, bir iletişim. Tabii iletişim. Yani burada şimdi dedikodu oluyor. Ama çok şeyler yapılıyor. Şimdi tren hattı geçiyormuş, geçen toplantı yapıldı. Burada istasyon yok. Yani istasyon yapılması için bir girişim gerekiyormuş. O da en kısa zamanda bütün odalar, bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte o zaman bak girişim... sivilizasyonun geçmesi evet. bence çok farklı bir daha konum getirir evet. buraya. Evet. Yani burada değişik daha şey olabilir. Yani burada yani sanayide bile şeyler olabilir. Fayda. Fayda olabilir. Yarım saatte İstanbul. Sanayi bölgesi seçimi edilmeli bir kere kesin. Yani bugünler sanayi bölgesi dediğimiz küçük sanayi değil, büyük sanayi. Evet, yani büyük sanayi dediğimiz zaman ne de en azından 10 binlik parsellerle diyelim ki 20 tane yer. Evet. Küçük organize gibi. Bunlar belli olsun ki şimdiden yerleri evet, ileride gündeme geldiği zaman orası halledilir. Çünkü bunların toprak koruma kurulundan çıkması lazım. Evet. Beş plana konması lazım. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Modurnu için düşündükleriniz, çalışmalarınız için teşekkürler. Modurnu bizim sevdiğimiz bir ilçemiz. Her zaman Modurnu dediğimiz zaman farklı bir şey. Çünkü Modurnu bir markadır. Evet. Bu markayı yaratanlara da teşekkür etmek lazım. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Yatırım. Buranın belki gıda üzerinde yani hava kirli olmayan yatırımlar gelebilir. Neden? Misafirler ne ister? Bilir şeyler ister, alışveriş ister. Evet. Bunlar tamamen organik ister. Buranın yöresel bütün şeylerinde bir gelişim olabilir. Bunlar olmayacak diye bir kaydı yok. Bunlar işte bunu sağlayacak, buraya gelecek potansiyel. Bu potansiyele sahip çıkmak lazım. Ve şimdiden hazırlanmamızı bence, istiyorsunuz. Bence. Halkımızın ve evet, girişimcilerimizin, evet. küçük büyük esnafların. Bir de bu yatırımcıyı küsürmemek lazım. Yatırımcılara yardımcı olmak lazım. Çünkü onların bütün derdi buralara bir şey yapmak, buraları cennet haline getirmek, tarihe geçmek. Onun şeyi bu. Ne yapalım? Bugün yurt dışından bir yatırımcı çağırıyorsun. Niçin çağırıyorsun? O insanların daha mutlu olması için çağırıyorsun değil mi? Yaşayan insanların. Çünkü bu yatırım belli bir meblağ, belli bir para, belli bir bilgi, belli bir profesyonellik istiyor. Bu profesyonel düşünce varsa Mudurnu'lar yapsın. Ama yoksa olanları da desteklemek lazım. Mudurnu'da ticaret yapan halkımızdan, esnafımızdan ve Mudurnu'da yaşayanlara temenniniz nedir, isteğiniz nedir başkanım? Vallahi ben her şeyden önce bulundukları mesleğin birleşerek birlikten güç doğar düşüncesi oluşması lazım. Ortaklık kültürü. Evet. Bu olmadıktan sonra küçük işler şu olabilir. Bu bana yeter fikri işte bu Mudurnu'ya yetmiyor. Evet. O zaman buraya çok büyük yatırımcı gelir. Senin bütün imkanlarını alır. Evet. Ama biz daha önceki yıllardan bu girişimcilik ruhu, ortaklık anlayışı, birbirimize karşı sevgi ve saygı gibi bağlılık olduğu takdirde bunun güç getireceği muhakkaktır. Biz bundan sonra bunu yapalım. Geç kalmış değiliz. Evet. Yeni yetişen gençlerimiz var. Gençlerimizi eğitelim. Eğitimli insan çok önemli. Eğitimli insanın her zaman her yerdeki başarı ondan geliyor. Evet. Bunu bir yerde başlayalım. Çünkü burası tarihten kalmış miras. Burası çok güzel bir yer. Burasının değerlendirilmesi işte bu yatırımcılar gelerek ondan sonra buranın çevresi değişecek. Çünkü neden? Biz burayı İstanbul'a yakın, bir metropole yakın olarak görüyoruz. Çünkü Allah'ın verdiği ne kadar güzellikler varsa burada. Bir de burada bizim Mudurnu'muzda ahilik geleneği var. Evet. Bizim ahi kardeşlerimizden, babalarımızdan bir tanesi evet. İsmail arkadaşım. Bu kültür ihracı da ülkemiz için ve çok dünya önemli. İçin tabii çok tabii. önemli. Şimdi ahilik, şu anda biz ticaret evet. ve sanayi odası, biz ahiyiz. Evet. Ama evvelden kültürümüzde bizim görevimizi ahi babalar yapıyordu. Ahi babalar da o bölgenin ustası, evet. en seçkin, en inanılır, en güvenilir insanıydı. Yani insanın ahlaki yapısının, bak öncelikler nasıl yapıldığını, nasıl takip edildiğini gördük. Biz de bunu devam ettirelim. Biz de elimizde oturmayalım, inatla insanlara yardımcı olmak için çalışalım. Çünkü bunların her birisi bu bölgedeki insanın mutluluğu için.